Zofia Burhaçinska o günü daha dünmüş gibi hatırlıyor. Almanlar Polonya'ya saldırdığında daha 11 yaşındaydı. Annem bana kalk dışarı çıkmalıyız dedi. Büyük bir gürültü duyduğumuzda pijamalarımla yataktaydım. Çatıda delikler açıldı, pencere camları kırıldı. Yatak odamız ilk bombaların düştüğü yöndeydi. Bombalar Alman Hava Kuvvetleri'nin pike bombardıman uçakları tarafından atılmıştı. Uçaklar dalgalar halinde küçük şehre saldırdı. Wielun korumasız ve savunmasızdı. Havadan saldırı bir savaş suçu ve bu saldırı yıllarca savaşa yön veren Almanların yok etme isteğini gösteriyordu. Zofia Burhaçinska'nın ailesi pazar meydanındaki kilisenin karşısında yer alan bir eczane işletiyordu. Evleri tamamen yandı. Geriye sadece babasının yanında taşıdığı birkaç fotoğraf kaldı. Babası Polonya ordusunda askerdi. Babam tutsakken de bu fotoğraflar yanındaydı. Babası her pazar fotoğrafların üzerine birkaç not düşerdi. Burada pazar 1939 Almanya. Sürekli seni düşünüyorum yazıyor. O zaman hala yaşayıp yaşamadığımı bilmiyordu. Bu fotoğraflardan biri çekilen acıların da sembolü oldu. Burada hastane önündeki erkek kardeşi görülüyor. Zofia fotoğrafın çekildiği sokağı gösteriyor. İlk saldırıya uğrayan bu klinik olmuştu. Savaş hukukunun bir ihlali. Hayatta kalanlar için de dramatik sonuçları olan bir ihlaldi. Doktor Marian Kubalcik savaş başladığında 5 yaşındaydı. Yetişkinliğinde ise savaşın hayatta kalanlar üzerindeki uzun vadeli psikolojik etkilerini incelemek durumunda kaldı. Ben bir gazi komitesi üyesiydim. Bombardıman sırasındaki tecrübeleri nedeniyle şikayetler olan insanları muayene ediyordum. Hiçbiri çalışacak durumda değildi. İkinci Dünya Savaşı sonrası Sosyalist Polonya'da Wielun sakinlerinin acıları gündeme getirilmedi. Onlarca yıl Gdansk'taki Alman saldırısı resmi olarak savaşın başlangıcı kabul edildi. İkinci Dünya Savaşı'nı başlatan asıl çatışmanın Wielun'a düzenlenen hava saldırısı olduğuna dair farkındalık yaratan bir başka tanık da Tadeusz Olejnik oldu. Ufukta Wielun kentini yanarken gördüğünde Olejnik 4 yaşındaydı. Daha sonra tarih okudu ve bir tarihçi olarak Wielun'un acılarının da fark edilmesi için mücadele verdi. Polonya'daki ordu yönetimi bir keresinde mektubuma yanıt vererek bunun mümkün olmayacağını, Gdansk'taki Westerplatte'nin 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcının sembolü olduğunu yazdı. Orada direnen Polonyalı askerlerin cesaretinden dolayı. Wielun'daki trajediyle genç neslin büyük bir vatanseverliğe yönlendirilemeyeceğini bildirdi. Saldırının 80. yıl dönümü dolayısıyla Wielun Kent Müzesi yeni ve büyük bir sergi açıyor. Polonya'daki insanlar, yöneticiler ve özellikle hem Polonyalı hem de Alman tarihçiler giderek daha fazla oranda Wielun trajedisi hakkında daha fazla gerçeği gün ışığına çıkartıyor. Saldırının sorumlusu Wolfram von Richthofen'dı. Yani daha önce İspanya'daki Guernica'ya saldırı emrini veren Alman tuğgeneral. Guernica saldırısının sesini tüm dünya duyarken Wielun'sa tarihteki yerini arıyor. Doktor Marian Kubalcik, Almanlar ve Polonyalılar arasında uzlaşma olmasını umut ediyor. Bugünkü Almanlar o zamankinden tamamen farklı insanlar. Polonyalılar da farklı. Şimdi Avrupa Birliği var. Hepimiz ortak bir birlikteyiz. Yani barışı korumak adına iyi bir rotadayız. Geçmişi düşünmek Zofia Burhaçinska'ya hala büyük bir acı veriyor. 91 yaşında hala oğlunun eczanesinde çalışıyor. Almanlara sorduğunuzda şöyle yanıt veriyorlar.
Onlar biz değildik, Nazilerdi. Ama Naziler nereden geliyor? Almanya'dan değil mi? Bana affedip affedemeyeceğimi sorarsanız, hayır, deniyorum. Ama Almanlara inanmıyorum. Ya aynı şey tekrar yaşanırsa? Almanya'nın Wielun'u işgali, hava saldırısı pek çok Polonyalı için Almanya-Polonya ilişkileri açısından bugüne dek hala hesabı tam olarak görülmemiş bir konu. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının üzerinden 80 yıl geçse bile